Benim hayatım hep neyi yapamayacağımı veya neyin olmayacağını dinlemekle geçti. Gündelik yaşamımıza baktığımız zaman hep insanlar iyi bir şey yapmak istiyor. Hepimiz iyi bir şeyler yapmak istiyoruz. Hepimiz iyi bir şeyler ortaya koymak istiyoruz. Ama bir de öteki taraftan etraf tam aksine bizi adeta bir şeyler yapamamamız için, bir şeyleri güzel istediğimiz şekilde ortaya koyamamamız için kurgulamaya çalışıyor vaziyette. Ailemiz, arkadaşlarımız, danıştığımız insanlar, danışmadıklarımız, hatta etrafta olan bütün fikirler, atasözlerimiz, her şey bizi yapmak istediğimiz şeylerin aksine iteliyor vaziyette. Hayatım dediğim gibi benim hep neyi yapamayacağımı ve neyin olmayacağını dinlemekle geçti. Annem evin arkasındaki duvara çıkarsam düşeceğimi söyler dururdu. Çevrem bu kadar haylazlık etmeye devam edersem daha fazla adam olamayacağımı, bu şekilde adam olamayacağımı, daha iyi şeyler yapmam gerektiğini söyler dururdu. Babam mühendisti, büyük babam ordinarius profesör. Eğer üniversiteyi düzgün okumazsam, üniversite okumazsam adam olamayacağımı söyler dururlardı. Baskı yaptılar mı? Hayır, hem de hiç. Ama hep bunu hissettim hayatımda. Spor yaparken neyi kazanmamın imkansız olduğunu, koleksiyon yaparken neyi bulmamın imkansız olduğunu veya bir kıza takılırken, bir kıza asılırken diyorduk. Ondan sonra hangi kızın benim için imkansız olduğunu hep anlatırlardı. Devam etti bu. Hep devam etti ve tüm acımasızlığıyla, tüm baskısıyla. Bugün kesildi mi sanıyorsunuz? Arkadaşlarım bu kadar hızlı otomobil kullanmaya devam edersem çok fazla yaşamayacağımı söylüyor. Yaşım oldu 50. Bankam bu kadar fazla kredi çekersem ödeyemeyeceğimi çok biliyorlar ya, yarısını çekersem rahat ödeyebileceğimi, yarısını çekersem zaten nasıl işi yapayım? Karım, insan ilişkilerimde bu kadar detaylara takılırsam çok fazla arkadaşım kalmayacağını söylüyor ki bence o haklı. Bir de bir şey daha var. Ne gerek var abi? Arar en iyisini bulursun. En iyisini bulmak için uğraşırsın. Ne gerek var ki abi? Uğraşır yaptığın işin detaylarında kaybolursun. Ne gerek var ki abi? Yatırım yaparken elindeki avucundakini harcar, cebindekini harcar. Bir de üstüne güzel bir kredi alırsın. Ne gerek vardı ki abi? Aptal mısın sen? Hep bir şekilde insanlar kendi yapamayacakları ya da yapmaya cesaret edemeyecekleri şeylere sizi de ortak etmek istiyor sanırım. Hayat hep böyle gelişiyor bizim karşımızda düşünce olarak. Her kim söylemişse, bir de atalarımız var bizim. Bu atalarımızın törpü taşı gibi hikayeleri var karşımızda. Kendileri bir halt becerememiş galiba, bilmiyorum o zamanları. Bizim de bir takım işler yapıp onları geride bırakmamamız için bazı laflar söylemişler ve bizim dilimize pelesenk olmuş vaziyette. Eski köye yeni adet getirme abi. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım abi. Ondan sonra ne var? Keskin olursak küpümüze zarar vermeyelim abi. Falan filan. Ve işin daha kötüsü, bu yıllar boyu ruhsuzlar, mutsuzlar ve cesaretsizler tarafından benimsenmiş ve bu şekilde hareket etmeye yöneltilmişiz. Daha da kötüsü olmuş, bu çoğu insanın beceriksizliklerine kılıf olmuş vaziyette. Bugüne kadar maddi olarak çok çok iyi durumda bir insan olmadım ben. Benim ailem iyi bir okul okumamı, iyi bir şekilde mezun olmamı, hayata iyi bir şekilde başlamamı, onlarla beraber de iyi bir kültürle yola başlamamı sağladı. Ortaokul bitirdikten sonra lisede, lise 1'i ben okudum, lise 2 ve 3'ü annem. Annem okulu boyattırmasaydı liseyi zor bitirirdim. Üniversite zamanının gelmesi ise bana hep sünnet günümün gelmesi gibi hissettiriyordu. Hep bir yaklaşan, bir ne olduğu belli olmayan bir şeydi benim için. Ama sünnet dediğiniz bir günde bitiyor. Üniversite 4 senede bitmiyor.
Amerika'ya göndermeye çalıştılar beni. Amerika'da da olmayınca, yapamayınca ben bu üniversite hayatını istemiyorum galiba deyince Türkiye'ye döndüm ve döndüğümde babaannem vefat etmişti. Babaannemin Levent'teki evinde bir otomobil bayi, bir otomobil bayine vermiş babam orayı. Çalıştırmaya başlamış. Ondan sonra ben de gittim. Baktı bana adam oradaki, işte bu da nereden çıktı, ev sahibinin oğlu gibi. Ondan sonra ama bir müddet sonra mümkün olduğu kadar düzgün bir şekilde ona yardım etmeye, mümkün olduğu kadar benim bildiğim detaycılıkta müşterilerin hesaplarını tutmaya, işte ne bileyim kadınların doğum günlerinde doğum günlerini kaydedip onların doğum günlerinde onlara çiçek göndermeye, erkeklerin doğum günü aylarında onların daha makul şekillerde servis almalarını sağlamaya falan başladım. Bir müddet sonra çok 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 satan bir bayi olmaya başlamıştım. Son 4 sene Türkiye'nin en çok satan bayi oldum. Bir gün kız arkadaşımla beraber uçağa binmiş, şeye gidiyor, yani kış seyahatine gidiyorduk. Gazeteyi bir açtım, devalüasyon. Varımı yoğumu kaybettim o seyahatte. Geri döndüğümde şirketteki bütün arabalar bana bakıyor, ben de bütün arabalara bakıyorum ve şeyde piyasada hiçbir yaprak oynamıyor, rezil vaziyetteydim, iflas ettim. Ne yapayım, ne yapayım? Aynı zamanda otomobil yarışı da yapıyorum. Spor hayatımdan pek bahsetmeyeceğim bu konuşmamda. Onu otomobil yarışı da yapıyorum. Bir parça otomobil yarışı yaptığım otomobilleri vitrinde sergilemeye başladım. Ondan sonra derken kapıdan bir gün bir beyefendi girdi. Son derece beyefendi bir adam. Hatırlarsınız herhalde ismini. Tuğrul Şavkay. Türkiye'nin en kıymetli gurmelerinden biriydi. Vefat etti. Tuğrul Bey ile tanıştık. Çok seviştik, birbirimizi çok sevdik. Ve Tuğrul Bey şöyle bir baktı ve dedi ki benim cadde üstündeki otomobil sattığım yere, ya dedi Mehmet Beyciğim dedi, buranın ne kadar güzel dedi bir kafe olur dedi. Tamam, hemen kafe yapalım orayı. Ertesi gün indirdik balyozu. Ondan sonra hemen şeyleri, kurguyu kurduk ve ben artık yiyecek içecek işinin içindeydim. Ondan sonra işime de çok özen gösteriyorum. İşte mutfakta da çalışıyorum, bulaşıkta da çalışıyorum, serviste de çalışıyorum, hesap almada, vermede de çalışıyorum, kasada da çalışıyorum falan. Ondan sonra biraz vakit geçti ve ikincisini açtık. Biraz vakit geçti ve iş iyice büyüdü. Bir de baktım, gayet güzel para kazandıran, gayet güzel işinin başında durduğun zaman ve bazı mastları yerine getirdiğin zaman her iş güzel iş yapıyor. Tıkır 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 işleyen bir kafemiz, iki kafemiz oldu. Biri Levent'te, biri Maslak'ta. Ondan sonra bir gün yaptığım spordan dolayı bir arkadaşımla beraber yurt dışında spor malzemesi bakıyoruz. Ya ata biniyorum ben, at bakıyoruz. Ondan sonra nasıl bizim spor malzemesi? Ondan sonra at bakıyoruz. Dedi ki, benim de lakabım Yumurta Mehmet, atlı sporda. Yumurta dedi, bu dedi çok güzel bir şey dedi. Bir restorana gittik, çok güzeldi böyle. Yumurta dedi, bu harika bir restoran dedi. Böyle bir şey yap da dedi, akşamları da sana yemeğe gelelim dedi. Çünkü o şey, söyleyin adını, daha evvel yaptığımız kafeler sadece öğlen ve sadece iş saatlerinde hizmet veren kafelerdi. Neyse. Döndüm, benim gözüm artık ne kafe görüyor, ne araba görüyor, ne bir şey görüyor, hiçbir şey görmüyor. Ben bir restoran açacağım ve akşamleyin şey yapacağım. Akşamleyin insanları ağırlayacağım. Ondan sonra ve elimde avucumda ne varsa sattım. Çok da bir şey yok. Ondan sonra bankalardan kredi aldım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. O şöyle yaptım, böyle yaptımlardan da para geliyor. Ha? Yani şöyle yaptım, para gelmeyen bir şey değil. Ondan sonra topladım, toparladım falan ve 2000 senesinin sonlarına doğru inşaat bitti. 2001 senesiydi galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Nişantaşı'nda o zaman Türkiye için ikinci büyük yatırımla Nişantaşı'nda bir restoran açtım. Pazartesi günü soft opening'i yaptım
Salı günü Amerika'daki kulelere uçak girdi. Tamam mı? Ve benim hangi tarafından bahsedeyim? Finans tarafından mı? Ondan sonra popo tarafından mı? Yapı Kredi'nin leasing müdürü yemin etmişti, dolar 620 bin liranın üstüne, o zaman 620 bindi, 620 bin liranın üzerine çıkmaz diye 1 milyon 750 bin liradan leasingleri ödemek zorunda kaldım. Neyse, ilerleyen zamanda uğraştım, didindim, bilmem ne falan filan. Yine o restoran çok iyi oldu. Yine o restoran kendi kapasitesini çok iyi gösterdi. Ama iki tane şey gördüm orada. Birincisi, bu restoran bir yere gitmiyor, bir işe doğru gitmiyor. İkincisi, bu iş bana göre değil. Bir iş yapmak istiyorsanız şöyle davranmak lazım. Homoseksüel değilsen gay bar açmayacaksın kardeşim. Kendinizi nasıl bir işte iyi hissediyorsanız öyle bir iş yapacaksınız. Yoksa yapmayacaksınız. Neyse, ben şöyle düşündüm ki bu iş bana göre değil. Ben ailemi kurmak isteyen, ondan sonra akşam gece 1'lere, 2'lere, 3'lere, 4'lere, 5'lere kadar bir restoranda veya müziği yükselen bir ortamda olmak istemeyen, sabahleyin o 5'te döndüğün, eve döndüğün yerden sabah tekrar 8'de, 9'da satın almasına bilmem neyse bakmak istemeyen, başka bir hayatın yolcusu olmak isteyen bir adamdım. Derken bir baktım bizim Tuğrul abi bir yerde bir mutfak ekipmanı satan bir markada mutfak kursları düzenliyor. Hanımlara, beylere, meraklılara mutfak kursları düzenliyor. İşte geliyorlar oraya, o mutfak ekipmanlarını satan adamlar bir villaya yerleşmişler. Bir de düzenek kurmuşlar herhalde. Ve o düzeneğin içinde hanımlara ve beylere bazı menüler yaptırıyorlar, bazı bilmem neler yaptırıyorlar falan. Ve çok, ben dedim ki Tuğrul abi ya Tuğrul abi bu çok iyi bir iş. Yani ben zaten restoranlardan gördüm ki, şöyle bir deneyimim oldu ki, bu Türkiye'de herkes her şeyi yapıyor, herkes her şeyi biliyor, herkes her şey konusunda bir fikri sahibi ama asıl missing şey, asıl eksik şey mesleki eğitim. Mesleki eğitim konusunda bazı şeyler yapabilirsek müthiş bir şey yapabilir. Aman Memo'cum dedi, sen beni hiç karıştırma. Sen ne yaparsan yap, ben zaten gazeteye bir yazı yazıyorum. Ben pek sevmiyorum şey yapmayı. Peki dedim. Ama bak dedim, ben bir okul yapmak istiyorum ve bu okul şöyle 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 olacak. Sen ne istiyorsan yap, beni hiç karıştırma dedi. Peki. Peki. Ondan sonra ve ha bu arada tabii iflas ettim ben şeyde. Tabii bizim Nişantaşı'ndaki restoran iflas etti. Neyse sonra ben bunu bir projelendirdim. Projelendirmek öyle, hani biraz da öğrencilerle falan buluştuğum zaman da üniversitede anlatıyorum. O detayları, çok detaycıyım ya, onları da anlatmak istiyorum. Yani projelendirmek falan böyle yüzlerce kağıda slaytlar bilmem neler falan filan yazmanıza da gerek yok. Normal bir A4'e ne yapmak istediğinizi anlatacağınız bir şey verseniz karşınıza tamamdır. İnsanları yormaya ve sayfalarca slaytlar, sayfalarca sunumlar yapmaya da gerek yok. Bir A4 kağıdına ben bir aşçılık okulu yapmak istiyorum ve bu aşçılık okulu dünyanın en iyi okulu olacak yazdım ben. Ondan sonra asıl burayı gülmeniz gerekiyordu. Bence spordaki başarılar gibi iş hayatındaki başarılarda da bazı noktalara direkt ilgi gösterir ve onlara direkt ihtimam gösterirseniz başarısız olmak için pek bir neden yok. 2011 senesinde Dünya Aşçılar Birliği tarafından dünyadaki en iyi aşçılık okulu seçildi. Çok çok teşekkür ederim. 2012, 2013, 2014, 2015 senelerinde İngiltere Kraliyet Akademisi Mesleki Eğitim Kurumu tarafından dünyadaki en mükemmel mesleki eğitim kurumu seçildi. 2013 ama
Anlatacağım abi, bir dakika dur ya. 2013 ve 2015'te iki öğrencimiz ikişer milyon mezun arasından bu sistemden dünyadaki en iyi iki mezun seçildi. Şu anda Türk Hava Yolları'nda uçan flying şeflerin sayı olarak da verebilirim. 462 flying şefin 451'i MSA mezunu. Bugüne kadar 6192 mezun vermişiz. 42 tanesi Michelin starlı restoranlarda çalışıyor. Bugün bir dakika abi, anlatacağım ya. Sahne benim, anlatacağım. Dünyanın en iyi 50 restoranı olarak açıklanan 50 Best Restaurant in the World'de 5 restoranda 6 MSA mezunu çalışıyor. Bunların hepsi aşağı yukarı benim bir şekilde tahmin edebildiğim sonuçlardı. Yani bu kadar çalıştığınız zaman binicilik sporu olsun, otomobil sporları olsun veya başka sporlar olsun, ben bu ikisiyle ilgilendim. Muhakkak bir şekilde başarıyla karşılaşıyorsunuz. Bu kadar detaylarla uğraşıp bu kadar işinize özen gösterince. Öyle veya böyle, bazen param oldu, bazen param olmadı. Ben hep paraya depodaki yakıt muamelesi şeyini gösterdim. Çiçek gibi sepetime toplayacağıma, ondan sonra yakıt gibi depoma doldurmaya çalıştım o para denilen şeyi. Bazen çok yakıtım oldu, bazen az. Bazen depom borçla doldu, bazen kırmızı ışık yandı, bazen de yolda kaldım. Ama hep bir şekilde bir bidon daha bulup yoluma devam etmeye gayret ettim. Belki biraz daha az kazandım ama hep o aykırı bir şeyler yapabilmenin, aykırı bir şeyler yapabilecek olmanın heyecanı hep beni motive etti, mutlu etti. Belki biraz daha az kazandım ama insanların o Mehmet'in yaptıklarına şaşkın bakışları beni çok 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 daha mutlu bir insan yaptı. Ve bütün bu o karşıma çıkıp yapma, olmaz, yapılamaz, bu kadar masraf mı edilir, bu kadar kredi mi alınır, böyle iş mi olur, yanlış yapacaksın, ölüyorsun, öleceksin, çocuklarını arabaya alıp bu kadar hızlı mı gidilir falan filanları topladığım hayatımda hatalarım ve başarılarımla işime koşa koşa giden, evime koşa koşa giden, iş bittiğinde ondan sonra ve eğer istersem karşıma çıkan her istediğim, yapmak istediğim, gönül verdiğim işe seve seve vakit ayırabilen çok 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 mutlu bir insan oldum. Hatta bu bazen yapmalar, etmeler, şunlar bunlar hep bana bir kamçı görevi gördü. Bir şey yapmadan evvel hep bütün arkadaşlarıma, bütün insanlara, bütün tanıdıklarıma danıştım ama hiç kimseyi dinlemedim. Bir şey yapmak istediğim zaman sadece kendimi dinledim ve sadece kendi istediklerimi yaptım. Kıssadan ise söylemek istediğim şu ki size, neyi yapıp yapamayacağınızı sadece siz bilebilirsiniz. Sizden başka hiç kimse sizin ne yapabileceğinizi veya neyi yapamayacağınızı bilemez. İnsanım, inanın bilselerdi zaten kendileri yaparlardı. Lütfen hiç kimseyi hayatınızda dinlemeyin. Zamanı geldi, bak önde iki kızım var, onlar da dahil. Annenizi, babanızı bile dinlemeyin. Neyi yapacaksanız, neyi yapabileceğinizi düşünüyorsanız, neyi hayatta başarabileceğinizi düşünüyorsanız, onu siz yapın. Zaten öteki size hayır diyenler yapabilselerdi kendileri yaparlardı. Lütfen cüret edin ve kendi istediklerinizi yapın. Çok 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 teşekkür ederim.